Gece karanlık, sessiz. Gözlerim bakar felsiz. Dermanım sendedir yârim. Ben aşkınla çaresiz. Gökte yıldızlar parlar. Kandil gözüm göz kırpar. Yağmurdan sonra toprak mis gibi yârim kokar. Mis gibi yârim kokar. Sevdan ile düştüm yaban ellere. Dalıp çıktım ateşlere, küllere. Giyindemiz çarık gel ardım sıra. Dağlara, yollara, çöllere. Diyardan diyara bir yol sor beni yarim yarim. Bul beni yarim yarim. Gör beni yarim yarim. Ah beni, beni. Sen kalem ol, ben de kağıt. Yaz beni yarim yarim. Çiz beni yarim yarim. Çöz beni yarim yarim. Ah beni, beni. Herkese selamün aleyküm. Ben İlk Artın Aztepe. Kanalımıza hoş geldiniz. Dağda yaşam ailemize selamlar. Yeni gelen abonelerimiz hoş gelmişler. Bugün yalnızım. Hasan dayımız yok. Recep abimiz yok. Recep sucuğa gitti. Bugün sucuk günü. Biliyorsunuz haftada bir kez sucuk çıkartıyoruz. Hasan dayımız da işleri varmış biraz. Arkadaşlar yoğun istek üzerine dediler ki fırtınayı bırak. Bugün aslında fırtınayla Can Kız'ın günü değildi. Duracan Kız. O yüzden tekrar saldık Can Kız'la fırtınayı. Ama hiç iyi bir şey olmadı. Ben geldim. Arkamızdan bal kız koparmış gelmiş. Şu an sürüde Can Kız var. Bal kız da geldi. Biliyorsunuz onlar anlaşamıyor. Diğer fırtına yok. Fırtınayı bir sağladık. Erkek köpeklerle gitti. Yok. Bakın şuna dikkat edin. Şeyde gitmişti. Can Kız da gitti ama Can Kız hemen sürüye geri döndü. Sürü yalnız olduğu için şu an bir tek Can Kız var sürüde. Bir de ipten koparıp gelen bal kızımız. Şimdi fırtına gelince ne olacak? Ben de çok merak ediyorum. İnşallah kavga etmezler. Sürüde kavga etmiyorlar. Ama eve gidince birbirini perişan ediyorlar. İnşallah öyle bir vakayla karşılaşmayız. Bakın orada yan yanalar. Liderlik mücadeleleri var. Bal kız da 3 tane kayış var. Gel. Gel kız gel. Bal kız. 3 tane kayış taktık. Fırtınmasın diye bu sefer de koparmış. Biliyorsunuz Can Kız çok hızlı bir köpek. Hala dokuyor. Bak her yeri dokuyor ama. Şimdi şey gelecek. Böke. Yargı, yargıç ve fırtına. Üç erkek bilişi gelecek. İnşallah ortalık karışmaz. Nereye gittiler bilmiyorum. Bu köpeklerin... Hey! Lan nereye lan?
Bakın. Balkız. Balkızla Yalgıç'ın liderlik savaşı. İşte dağda yaşamın çobansız sürünün harikaları. Arkadaşlar, gördüğümüz şeyler ta belki eskileri anlatıyor, anımsattırıyor. Ama biz dağda yaşam ailesi olarak hala eskileri yaşayan bir aileyiz. Bakın, bu kopardı geldi. Diğer köpekler gitti, can kız kaldı sürüde. Can kız da gitmişti, hemen geldi sürüye. Yani bu işlerindeki adaptasyon. Hani diyorlar ya abi, köpeklerin hepsi gidince ne oluyor? Şu an onu gördük. Köpeklerin hepsi gidince bu oluyor. Can kız veya bir dişi kesinlikle bekliyor. Ne olur ne olmaz diye yanıma ip aldım. Şöyle cebime, çünkü başıma geleceği insan her an biliyor. Ben diğer sattan veya diğer köpekler salınır diye düşündüm ama bal kız hepsinden hızlı geldi. O yüzden şimdi herhangi bir kavgada bir tanesini, bal kızı yakalayacağız. Oo, biz kaç tane dedik? Fırtına, böke, yargı, yargıç dedik, eneği unuttuk. Geliyorlar arkadaşlar. Ekip geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bir şey olmaz. Yoksa hiç iyi sonuçlar olmayacak. Önden fırtına geldi gidiyor. Fırtına gel. Arkasında böke. Onun arkasında enik. Onun arkasında yalgı. Onun arkasında yalgıç. Kadroya bak ya. Şampiyonlar Ligi gibi. İnanın Şampiyonlar Ligi'nin yani kadrosu gibi. Yani bir de Bike. Ay Bike. Çılgın, Sattam, bunlar evde olanlar, Yudum. Şu kadronun güzelliğine bak. Neyi sağlatan makine. Çok iyi yetiştirmişiz. Çok iyi soyumuza sahip çıkmışız. Bakalım fırtına gidiyor, kokudan gidiyor onların yanına. Hadi bismillah. İşte yargı. Bal kızı. Aa, çıktılar. Hadi bismillah. İnşallah bir şey olmaz. İşte böke. İşte yavru enik. Ve şuradan lider geliyor. Buranın lideri. Tabii ki saatlam olmadığı için. İşte o geliyor. Yargıç. Efsane yargıç. Bakın hiçbiri yanında beklemedi direkt. Kavga olmayacak herhalde de fırtına fark etmedi. Hadi ya, inşallah kötü bir şey olmaz. İyi bir şey olmadı. Şükür. Burada da can kız ama istemiyor onu. Fırtına gel. Pişt pişt. İstemiyor can kız. Bakın ya, birbirine liderlik şeyi veriyorlar. Of of of. Eyvah eyvah. Eyvah, yapmayın. Fırtına arkadaşlar, bizim makina. Hayt. Bu yıl yağmur olmadığı için pınarlarda su az. Bakın az, yoksa bu çeşme falan çok akıyordu. İşte kar olmadı. Şükür ya Rabbim. Allah'ım susuz bırakmasın. Cenab-ı Allah'ın her şeyin bereketini versin. Çok doğru arkadaşlar. Yani azıcık akıyor, bakın buna.
Buradan giderken yudumu şeyi götüreceğim. Can kızı götüreceğiz mecbur. Yani ben olmasam %100 burada bir hat çıkardı. Bana bakıyor köpekler. Gel. Fırtınayı merak edenler. Gel fırtın. Gördüğünüz gibi bir saldım, tam yarım saat 45 dakika sonra falan geldiler koyuna. Yani o kadar hızlı. Köpekler yine bir uzaklaştı ama yakalamaya çalıştım drone'la. Tabii ben drone'u kaldırıp geri görüntüleyeseye kadar geri dönüş yaptılar. Yine can kız bekledi köpekler gidince. Bakın şu 1, 2, 3, 4 tane beğenik, böke fırtına, yargı. Arkadan da şuradan yargıç geliyor en son yine. Yani bu ekip devamlı bir şeyler arıyor, geliyor, gidiyor, geliyor ama herhalde soyaya düşüyorlar, kokuyor. Ya da başka bir şeye gitti, geldiler. Ama aralarındaki gruplaşma, yine bal kızı ile can kızın sürüde beklemesi, bunların gidip yine bak yargıcın ayrı gelmesi, öteki ekipten diğer ekibin ayrı gelmesi, yine bir farklı olay yakaladım. Herhalde gidiyorlar, bakıyorlar, yani sakıncalı bir şey yok. Geri dönüp geliyorlar. Büyük ihtimalle öyle oluyor. Yargıcın acele ediyor. Bakın koyuna hemen gideyim diye herhalde. Hızlı hızlı gidiyor. Süper bir ekip. Yani sürü kültürü anlayışı harika. Yani şu anda bile bir aile çalışması tablosu izliyoruz. Bugün yargıç vardı koyuna. En son bu geldi. Yine yargıç geliyor en son. Diğer köpeklere de bakalım hallerine. Sol tarafta iki tane, ön tarafta var, arkada var. Yani şu harika uyum, resmen koyunu çember altına alıyorlar. Bakın önden fırtına gidiyor yine. Can kız var. Yani herhangi bir şey hissettikleri an gidiyorlar. Koyunda bekleyenler ayrı bir harika. Gidenler, dönenler, yani süper bir aile çalışması izliyoruz. Olağanüstü bir içgüdüleri var. Yani herkesin sanki bir görevi var. Herkes görevine düşeni yapıyor. Tabii içinde böke ve yavru enik, onlar da olayın farkında değil. Gidip gidip geliyorlar ama fırtına da öyle, ama bunlar bu ekibe ileride aklı erdimi dahil olacaklar zaten. Onlarda da farklı bir düşünceler olacak. Ben de ta gerilerde kaldım buralardan. İzliyoruz drone'la. Köpeklerimiz bizim her şeyimiz. Gerçekten de bazen drone'la izlerken ben bile hayrete düşüyordum. Ama her defasında da bizi yanıltıyorlar. Kesinlikle. Koyunlar bölündü. Nasıl koşuyorlar? Ya. Hadi gelin, hadi. Sizce arkadan köpek gelir mi? Yani bölünen koyun şimdi aşağı gidiyor diğer koyuna. Ben bağırdım, bağırmasam gideceklerdi. Dişiler hep birbiriyle dalaşıyor. Evet. İşte bizim yargımız, biliyorsunuz her zaman arkada ne var ne yok bekler.
tepeden bakıyordu bu yukarıdan. O koyunla kalmıştı. Hadi hadi. Yavaş yavaş inelim. Bal kızı götürelim eve. İşte hep soruyorsunuz. Ya abi o dağda kurt yok mu? Nasıl oluyor bu? Ya şu köpeklere baksanıza bir ya. Ne kurt falan. Yani şöyle bir şey var. Kurt da akıllı ama bunların kokusunu saldığı an kurt anlıyor kokudan. Şimdi düşünsenize de şöyle bir köpeklerin bu dağda gezdiğini. Ya nasıl alacak? Baksanıza bir iyi şuna. Yavru arkada. Bal kızı arkada. Benim arkamda böke. Yani var mı bu ihtimal? Yok yani. O da biliyor. Ya inanın bir dakika bile durmuyor şu can kız. Ya inanın ben izlerken yoruluyorum. Bak. Yapma ya. Yapma. Bal kız. Şuna bak ya. Nasıl bir köpek ya. Valla götüreceğim seni. Kavga etseler başına geleceği bilmiyor bal kız. Kavga etseler fırtınayla can kız girecek ona. Onu bilmiyor işte o. Ondan sonra bu arada bal kız bütün dişileri döven köpek. Yani bal kızı bilmiyorum hiçbir dişi dövemez. O kadar güçlü bir köpek ki. Yani sonuna kadar gidiyor her şeyin. Çok inatçı. Yani bal kızın öyle durduğuna bakmayın. İnanın bal kız gibi sert dişi görmedim ben. Bal kızı da eşleyeceğiz ama neyle eşleyeceğiz bilmiyorum. Şu dişimize de bir isim takalım. Yani yorumlarda bu dişiye bir isim koyalım. Bu dişi insanın yanına gelmiyor benim yanıma falan. Kafası kendi. Yani serbest. Yani sevemezsiniz. Bana da gelmiyor. Değişik bir huyu var bunun. Ama böyle koyunda bakın süper. Ama istediğimiz karakter de o. İnsanın yanına gelmemesi. İşte yani şunlara bak ya. Gel. Bak hemen tetikte ya. Direkt kokuluyor. Havaya bakıyor. Hala liderlik savaşları var ya. Biri koku bırakıyor. Hepsi bırakıyor diyor. Can kız benim diyor. Bal kız benim diyor. Geçen gün bal kızla can kız. Bakın fırtına da aynı yere koku bırakıyor. Değişiniyor ya. Burada da çok kavga oluyor çünkü bakımları çok iyi. Kışın yattılar. Yani hepsi füze gibi bir salıyorsun. Köpekler hep liderlik peşinde. Ne ya? Kızım yapma lan. Yapma bak tamam. Bak ya ben seviyorum birini hepsi de geliyor. Tamam gelmeyin tamam. Can kız doğrudan bakıyor geldi tamam. Bak yapma. Yapmazsan böyle hepiniz bir arada koyuna gidersiniz ama sen yaramazlık yapıyorsun. Hadi sevmeye gelmiyor onları. Hemen toplaşıyorlar başıma. Dönüp duruyorlar. Oraya koku bırakacaklar yine. Yapma gel. Bal kız. Şu aşağıya inelim. Götürelim. Benim de karnım acıktı. Evde de kimse yok. Biri olsa yemek getirtirdik ama evde kimse olmadığı için yemek de getirtemiyoruz. Mecbur. Şöyle aşağı ineceğiz. Ben bal kızı götüreceğim. Bir bakalım. Evde neler var? Bugün ne yiyebileceğiz? Sonra tekrar koyuna bakalım. Yani bugün bayağı uzun bir gün olacak bizim için. Ayaklarım yoruldu. İnanın. Hamız bizde zaten. Biliyorsunuz koyuna hiç gitmiyorduk. İlk defa bugün koyun gütmeye geldim. Ayaklarım çok ağrıyor. Yargıç ve yargıcı saldığımızda hani yargıç toparlaya yargı böyle gidiyordu ya. İnanın aynı konumdayım. Şu köpeklerimizin değerini inanın çok iyi anlıyordum. Vallahi helal olsun. Yani insan bile arkasında gezemiyor bu koyunun ama bu köpekler bu koyunun arkasında gezip bir de sahip oluyorlar, eve getiriyorlar ya. Yani anlatılmaz bir şey. Devam ediyoruz. Güzel bir video. Akşam Recep gelecek.
Onunla da bir kısa sohbet, güzel bir şey konuşuruz. Dağda yaşam ailemiz, şöyle bu şeylere tanık oluyorsunuz ya, ben de tanık alıyordum. Gönül isterdi ki benle beraber bu köpeklerin böyle sürdeki davranışlarını canlı görseniz, inanın daha farklı bir şey. Yani bunu biliyorsunuz, gelen YouTuber'lar burada çekimler yaptığında onlar diyor ki ya biz tamam şeyden izliyoruz videolarını ama canlı daha başka diyorlar. Ya böyle bir şey olmaz diyorlar. Çünkü canlı görüyorlar hareketlerini köpeklerin. İnşallah sizlere de bu güzel duyguyu yaşamak, buradan da duyguyu yaşatabiliyorsak sizlere ne mutlu bize de, ama inanın görmeniz gerekiyor. Bunları size paylaştığım için de çok mutluyum ben. Türkiye'mizin milli değerleri, Türkiye'mizin köpekleri, inanın dünyada belki yoktur. Bilmiyorum yani, bu köpekler gibi yoktur. Çobansız sürü, maaşlı köpek, işte 10 koyun, 10 kuzu, 5 koyunu 2 ay biz gitmeden dallarda gütmek, gece bırakıp koyunların sabah getirmeleri, yani koyun kuzuladı kuzuyu beklemeleri, koyun kuzuladı annesi kaçtı, iki tane kuzuyu yine başında beklemeleri, neler neler, nelere tanık olduk. Dağda yaşam ailesi olarak nelere şahit olduk. Devam ediyoruz güzel içeriklerle. Bundan sonra çok süper içerikler gelecek. Bahar geldi. Artık yargıcın, sattamın neler yapabildiğini bir kez daha göstereceğiz. Süper olacak her şey. Devam edelim. Dev videolar geliyor. Yakında başlıyoruz. Artık evden çıktık. Sahaya çıkıyoruz. Şampiyonlar Ligi kadromuzla, yani bu yıl estireceğiz. Yine Türkiye'de ilkleri yaşatacağız. Yine Türkiye'nin birinci olarak bu yıl ligi bitireceğiz. Geçen yıl çoban sürüsüde Allah şey yapmasın ama bir tane bile telefimiz yok. Vermedik. Bu yıl daha hızlı geçeceğine inanıyorum. Daha heyecanlı olacağına inanıyorum. Videolarımızı kaçırmayın. Her videoda yani sürpriz şeyler oluyor. Her videoda inanılmaz şeyler oluyor bugünkü gibi. Devam ediyoruz. Daha çok güzel şeyler olacak. Yine gitti köpekler. Hem de acayip gidiyorlar. Bir bakalım yine drone'la şunlara. Nereye gidiyor bunlar? Sonsuzlar. Bayağı hızlı gidiyorlar. Bir günde aynı olayı 3. defa yaşıyoruz şu an. Bu sefer drone'u hızlı kurmaya çalıştım, yetişeyim diye. Yine şu ilerlerde bir hani normal bir ses geliyor. Hani koşup gidiyorlar, sesi ben duymuyorum ama nereye gittiklerini yetişmek için hızlı davrandım ama ta yolun başında, evet, geri dönerek geliyorlar yine. Yine fırtına dişi önde, yargı ve yargı çenik koşarak gittiler. Dedim bu sefer yakalayayım bari dedim ama yine geç kaldım galiba. Çünkü drone'u kurup programlandırması falan bayağı uzun sürdüğü için yetişemiyordum. Bakın nasıl yine geliyorlar hızlı hızlı. Fırtına dişi, bilmiyorum, çok süratli. Yani hamile haliyle bile bu hızlılık, bu performans mükemmel bir performans. Koyunda yine kim bekledi? Bakalım. Koyunu bunlar gidince kim bekliyor yine? Yine bizi şaşırtıyorlar. Yani bu bal kızla can kız, inanın mükemmel bir şey. Bu köpeklerin gittiğini görüyorlar. Onlar da böyle saldırıp gitmek istiyor ama yani bir şey işlerinden dur diyor galiba. Şu sol tarafta yoldalar. Yani bunları bir şey bekletiyor. İçgüdüsel olarak bekliyorlar. Gitmiyorlar. Yani halbuki size çoban köpeklerini bilirsiniz. Sürü halinde hepsi koşarlar ama işte bizim bu can kızımıza, bal kızımız bu durumlarda bekliyorlar. Zaten çobansız sürünün en güzel örneği de bu. Yani sürüyü tüm köpeklerin herhangi bir esnada terk etmemesi. Aynı olayı 3. defa yaşadım.
battery level is low. The aircraft will continue. Makinamız geldi. Evet, gel gel fırtına gel. İşte bizim süper çoban. İşte fırtına geldi. Yargı ve yargıç geldi gel. Bak vallahi seni bırakmam bak. Böyle bak yaramazlık yaparsan bırakmam. Söyleyeyim bu benim yargıyla yargıcın huyunu da bozarsın. Yapma gitme. Niye çekip gidiyorsun köpekleri? Ya nasıl gidiyor öyle? Köpekler mermi gibi gidiyor. Ben drone çantada olduğu için çıkarıp kurup ayarlayana kadar gidiyorlar. En son dönüşlerinde yakalıyoruz. Ama orada bir ses hissettiler. Bir ses çabardı. Süper ya. Yine dev bir şey gördünüz değil mi? Can kız yine bekliyor altında. Yani bu. Dev bir şey oldu yine. Yine şahitlendirdik. İşte bizim süper çobanımız, bizim her şeyimizi sahiplendiren evladımız bu da. Vallahi bu olmasa inandıramayız herhalde kimselere biz. Yani bunun sayesinde her şeyi kanıtlıyoruz. Yine çok güzel bir şey oldu. Devam ediyoruz. Daha neler çıkacak? Yoruldum. Vallahi hiç. Gideceğim şimdi balgızı tutup gideceğim. Yeter. Bakın şimdi aman. Yani can kızla devamlı satışıyorlar birbirine. Önde gidiyorlar. O diyor ön ben gideceğim. O diyor ben gideceğim. Hadi gel. Yani bir sıkıntı var. Uçan. Gel. Bak bak akıllıya bak 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 gördün mü? Gel. Nasıl kaçıyor? Vallahi işin bitti balgız. Hadi bundan sonra. Şimdi ben seni güzelce kapayacağım. Şuna bak ya. Hadi yürü. Koyun daha nereye gidiyor ya? Uçan. Create. Ulan şunu akıllıya gel.
fıtlayacak. Şen. Bir de buradan fıttı hadi. Ne ya? Devamlı cangızla birbirini gözlüyorlar ya. İşte geçen gün de anlattım ben size. Olmuyor. Şimdi bunlarda da liderlik şeyi var. Yani yargıçta tatlının olmadığı gibi beraber bu ikisi de olmuyor. İkisi de lider vasfı taşıyan köpekler. Can kız da bal kız. O yüzden bunların ikisini bırakmak sakıncalı. Ben varım diye biraz sataşmıyor ama ben olmasam kesin kavga ediyorlar. Acayip bağladım. 3 tane kayış. Bir de şu belden bağladım. Bunu gerçek yaptım. Bak köpek nasıl yapıyor ya bak. 3 tane kayış. Vallahi gidersen kaderin. Ben eve gidiyorum. İster sıyırttır git. İster burada yat. Bensiz seni orada vallahi yudala. O fırtınayla can kız. İnan. Çok ağır fatura ödersin devreden. Git sen bilirsin. Hadi bakalım. Hadi git. Nasıl gideceksin? Ya. Oh eve geldik. Ben bundan sonra Recep'i göndereyim ben koyuna. Diyeyim sen git. Ben yemek göndereyim sana diyeyim. Ayaklarım çok ağrıdı. Gitsin ya. Gidiyorum. Devam. Küçük enik. Yeni yeni kendini toparlıyor ya. Aldı ya. Gel bakayım gel. Şşt. Aynen uyuyormuş. Bakın. Kendini toparlayamadı yavru ya. Şöyle eve geldim. Pratik bir şeyler yaptım. 3-5 kanat yaptım. Ama şu süper bir şey. Yani şu olmasa bu olurdu. Önemli değil o. Bu çoban salatası. Bizim çobanın salatası. Harika bir lezzet. Neden çoban salatası? Bunun içinde sadece domates, salatalık, soğan, biber var sadece. Yani bunu senitle veya tablada kıymıyorsunuz. Elinizle yapıyorsunuz, kıyıyorsunuz bunu. Yani enfes bir tat oluyor. Gerçekten bayılıyorum ben buna. Bunu kaşıkla yiyorsunuz zaten. Süper. Ben yiyeyim, yoruldum. Azda uyuyacağım. Bir saat falan uyuyacağım. Hay maşallah. Allah'ın bereketini yine veriyor. Yağmur yağıyor sim sim ne güzel. Cenab-ı Rabbim ettiğimiz duaları kabul eylesin. Bu yağmurlar olmazsa bizim yaşam gücümüz daha da sıkıntıya girecektir. Allah'ım bol versin. Kazasız belasını versin diyoruz. Süper. Yağmur biliyorsunuz kurdun en çok sevdiği şeydir. Yağmurda köpekler koku alamaz. Koku duyularını kaybeder. O yüzden yağmurlu havalar çok sıkıntılıdır. İnşallah sorun olmaz bizde de. Sağ salim akşam koyunlar evimize gelir. Cenab-ı Allah'ım önce zaten koyunlarımız Allah'ımıza sonra köpeklere emanet. Her zaman diyorum. Hey! Recep de gelmedi. Akşam oldu. Koyun da gelmedi. Vallahi hiç kimse gelmedi. Yapayalnızız daha da. Recep'in işleri bayağı sürdü herhalde. Sabah gidiyor erkenden. Akşam 6-7 geliyordu ama bugün gelmedi. Saat 7'ye geldi.
Recep yok. Koyunlar da gelmedi bugün. Garip. Gelmesi lazımdı şimdi. Bir saat geçti aradan. Bekliyoruz. Recep'i ve koyunları bekliyoruz. Evet, ekip geldi. Aşağıdan geldiler ya. Yadgıç gel. Fırtına acıkmış, hemen oraya gitti. Hamile yazık o da. O yüzden hamile köpek çabuk acıyor. Akşama kadar geziyor bir de. Hadi gelin. Hadi gelin de koyayım sizi, hadi. Hadi. Sabahtan beri yayılıyorlar. Hala yayılıyorlar. Hayret bir şey. Lan. Recep yok. Mecbur kendim yapacağım. Ayırma işini falan, zor olacak ama vallahi bir şekilde yapacağız mecbur. Yani tek kalınca zor oluyor. Yazgı. Ha? Kimle oynuyorsun sen? Yazgı amcası oluyor bunun. Amca diyor Yazgı'ya bu. Amca diyecek. Ya. Evet, güzel. Sorunsuz bir gün oldu. Koyunlarımız geldi. Bereketli bir göründü. Yağmur yağdı. Her şey oldu. Şöyle ben şimdi kapatmak zorunda kalacağım. Sonra açarım yine. Herkes sesini kesti. Hemen mutlu annesini. Yani açlık herkesi bağırttırıyor. Ay. Vallahi kuzuyla oynarlar bak. Akıllı, rahat, dışarıda emredecek. Valla bu da annesi gibi olacak, can kız gibi. Şöyle bir dağ havası herkes içine çeksin. Akşam saatleri en güzel saatler. Kuşlar da hafiften ötüyor. Oh, oh ne güzel. En sevdiğim saatler bu saatler dağda. Yazgıç beyler, ne arıyorsunuz? İşte bunlar böyle bekliyorlar koyunları. Akşama kadar da bu çevrekte yatıyorlar. Sabaha kadar pardon. Çevreyi bekliyorlar. Evet, Recep geldi şükür. Da gece oldu. Evet. İşler bitti. Recep geldi. Bugün de ben olsun ilk ay. Yorulmuşsun da ne olacak? Vallahi yoruldum. Koyun durmuyor. Vallahi. Öğleye kadar güttüm. Çok güzel Recep koyun gütmek. Valla bu tavsiye ederim. Bugün de etmişsin de o zaman. Ne vallahi tavsiye edeceğim? Bundan sonra güt o zaman ilk ay. Zevke geldim. Şaka geldim. Yani özlemişim. Şiddetle tavsiye ediyorum. İster yarın git. Yani böyle güzellik yok. Dağların kokusu. Pınarların akışı. Ya Nasan'dayımı gönderip eskim ben giderim sonra. Valla yok ya, ben giderim şey. Sıkıntı yok ya, ben giderim ne olacak. Bundan bana sonra gütten, gideriz zaten, kuzu ayrı gidecek. Bana gütten ben giderim de hani o sevgiyi aşkı sen de yaşa diye diyorum. Valla süper. Ya zamanında zaten yaşadık onu biliyorsun. Yok oturdum. Nerede zamanında? Geçen seneden beri koyun gütecek. Geç, iki senedir gütmüyoruz da. 5-10 sene önce gidiyordum. Yok mu geçen seneden beri koyun gütecek. O zaman da babam gidiyordu. O zaman da babam gidiyordu he. Valla tavsiye ederim özlemişin. O köpeklerin halleri, tavırları, vallahi iyi miydi benim? Gidişi, gelişi çok güzel. Bir video da sen yap git de. Yapalım inşallah nasip olursa. Bir gün de sen tek git bir video yapacak. Bu arada da İlkay, şöyle söyleyeyim. Mehmet abim İstanbul'dan çikolata da göndermiş. Hasan abime bize kahve tamam. Göndermiş. Ondan Allah razı olsun. O da sıcakça için dedi. Mehmet abim vallahi ya Rabbim Allah razı olsun. Allah işini gücünü rast getirsin. Amin amin. Çok teşekkür ederiz abi. Bu arada restoranı olan değil mi? O, İstanbul karşıda. Vallahi hiç Mehmet demin... Kuali abim. Bilmiyoruz ki Recep Gaşi falan. Nereden bilelim. Gaşi hiç gitmedim ben İstanbul'a Gaşi. Evet. Yok. Dağdan başka bir şey mi gördün? Ama burada hissediyoruz tamam. Ne güzel oldu. Onlar da burada göremiyor yani. İnanın değil. Bizim boğazımız her Türkiye'nin her yerinden iyi dağımız. güzel bir video oldu.
Bugün elimden geldiğince size yine bir şeyler anlatmaya çalıştım. Recep, Fırtına, Cangız, Balgız, Böke, Yazgı, Yazgıç. O ekibin hepsini koyvermişsin. Enik. 7 kişi gittik. Bir de ben. 8 kişi. Akşama kadar, öğleye kadar Balgız'dan Cangız döndü durdular. Ama güzel kamera çekimleri, drone çekimleri aldım. Bugün çalışmışsın o zaman ilk ay. Çalışma değil. Fırtına. Tam bir fırtına. Yolumlarda fırtınayı istemişlerdi. Bir kez daha görelim diye. Valla sırf dağda yaşam ailemiz için bugün koyun gütmeye gittim. İyi ki gitmişim. Bir düzeltsek de şu Bike'yle Aybiki göndersek onları koyun da. Tamam hamile, küçükken çok hamile, Recep. Hamileliği geçsin. Hamile çok merak ediyorum ben onları koyundan ne olacak. Şimdi bak onlar bir salıcın ne yaptığını bilmeyecekler. Allah korusun. Bunların kanında Recep büyük bir hazin şey yatıyor. Güzellikler yatıyor. Büyük evet. Bir yani ne bileyim nasıl bir şey yani onlardan doğan yavrular Recep. Gerçekten ben çok merak Türkiye'yi ediyorum. Türkiye'yi sallayacak belki. Vallahi çok merak ediyorum. Çok güzel, çok kaliteli, çok yani, ırçın, çok derin dişiler. Yanlış anlamayın. O yüzden salmıyoruz. Mert olunca kediler de valla bır 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 dolanıyor alırın etrafında. O yüzden salamıyoruz. Bugün de zaten açıkladım ben. Her videoda da açıklıyordum. Ama bugünkü yorumlarda bir fotoğraf attım Instagram'a. Bike ile Aybike'yi sanmışlar herkes. Yorumlarda baktım. Fırtına benziyor biraz. Fırtına Bike'ye benziyor. Fırtına küçük ama biraz oluyor. Can kız da Aybike şeyini aldı herhalde. Yedi köpek. Dedim bu dağda kurt mu gezer? Gezmedi arkadaşlar. Gördük. Bugün hep beraber izledik. Uçuyor köpekler maşallah. Keşke gelse de kurt çekebilsek. Yok yaklaştırmıyorlar işte. Yaklaştırmıyorlar. Ya her an küçük bir sese bile füze gibi gidiyorlar ya. Neyse. Onun için hissediyorlar. Allah'a emanet olun. Recep yoldun. Ben vallahi ilk ay yoruldum ben de bugün. Ben yorulmadım bugün. İnşallah bugün sucuklarımızı da Allah'ın izniyle gönderdik. Afiyetle sofralarınızda olsun inşallah. Ramazan geliyor. Biz de diyete gireceğiz. Yavaş yavaş midelerim, yüzlülerim az yiyeceğiz galiba bundan sonra. Aynen. Allah Ramazanlara ulaşmamızı her nasip zaman nasip etsin inşallah. Fidan dikme şeyi yarın, de olacak. Yarın fidan dikeceğiz nasip fidan olursa. Dikecek. Bundan fidan sonraki aldık. Videoda fidan videonu İlk var. Ceviz, kayısı, hepsinden aldık. Tamam fidan dikme var. Rambo Hasan'la fidan dikme yeri gazacağız. dediğin gibi her zaman üretici olalım değil mi? Aynen. Biz üretelim ki torunlarımız, çocuklarımız nasip herkes olursa meyvelerinden yerler. Kesin. Bahçeye ekeceğiz. Dağda yaşam ailemizden misafirliğe gelenler de bahçeden İnşallah nasip olacak hedefimiz inşallah. Hedefimiz ileriye yönelik. Her zaman ileriyi düşünüyoruz. İleriyi düşünen insanlar zaten şey gelmiş. Çok büyük bir şey ne o ya? Kelebek gelmiş. Kelebek de değil. Gece yatağa kan falan üstüne düşmesin valla adım adı oğlu. Eşek adısı. Ne zaman çıktı bundan? Öldü bunu. Bir dakika ola lan. Vallahi eşek adasına benziyor. Eşek adası. Herkes dönüyoruz. Herkes şimdi. Hayırlı akşamlar. Hayırlı diyelim. Akşamlar. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Paylaşalım. Mutlu olalım. Evet paylaştıkça güzel diyelim. Link atalım. Yorum yapalım. Allah yarabbim herkesin işini gücünü rast getirsin inşallah. Sevgiyle kalın. Bir daha de Recep gideceğimiş. Konu gitmeye gidecek arkadaşlar. Bir dahakine ilk kıyıda sucuğa gönderiyoruz. Tamam. Hadi. Şimdi dağda yaşam sucuklarının yaptığımız yere geldik. Her çarşamba Recep de buraya gelip siz sevdiklerimize bu Afyon sucuklarından kendi imal ettiğimiz sucuklardan sizlere iletiyoruz. Çok yoğun ilgi var Recep bu arada çocuklarımıza. Allah razı olsun herkesten. Neden dersen Recep gerçekten uygun fiyatları veriyoruz çocuklarımıza. Evet. Yani herkes yesin diye yani herhangi bir çok yüksek bir kar amacımız falan yok. Herkes alabilsin diye fiyatlarımızı çok cüzi miktarda tutuyoruz. Hatta Recep o fiyata çocuk verilir mi diye Allah. Bizim önemli olan sucuk değil. Dağda yaşam evet. Ailemiz. Herkes tatsın. Biz yerken kimsenin canı kalmasın. Tek isteğimiz bu. Allah razı olsun diyoruz herkesten. Dağda yaşam sucukları şöyle